İçinde bulunduğumuz durum, Türkiye'nin fiili durumunu anayasaya yazalım. Birileri anayasaya uymuyor, biz bunları anayasaya yazalım denilen fiili durumun ne olduğu ortada. 16 Nisan günü vatandaş bunlara evet mi diyecek, hayır mı diyecek, ona karar verecek. Ben bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerlendirmeleri yüzünden bir şey söylemek istemem. Bu soruların muhataplarına soruldu. Cevabın aranacağı yerler Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dır. Şöyle bir şey görülüyor. 16'sına kadar aramızdaki derin ayrılıkları göz önünde tutmayalım. Aman kimseler durmasın. Evet, çok ciddi bir çatlak, çok ciddi bir fikir ayrılığı var. Geçmişte birbirlerine söyledikleri ortada. Bugün bu meselede nerelere düştükleri ortada. Ama çatlamış olan bu karpuzu 17'sine kadar kucakta götürelim. 17'sinden sonra ne olursa olsun biz istediğimizi alırsak böyle bir ikircikli tavra, böyle bir çelişkiye vatandaş 16'sında da hayır der. Yoksa kimin ne yaptığının belli olmadığı, taban tabana zıt olanların aynı söylemleri çok birbiriyle çelişen argümanlarla savundukları bu süreçte evetçilerin bu eveti birlikte taşımaları gerçekten zor görülüyor. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan çelişki. Biz neyi savunduğumuzu biliyoruz. Parlamenter sistemi, demokrasiyi ve sistemin bir gücün bir yerde toplandığı değil, paylaşıldıkça vatandaşın kendini güvende hissettiği bir sistemi savunuyoruz. Bir yolculuk var Türkiye'nin, bir umuda yolculuğu, bir zenginliğe yolculuğu, bir demokrasiye doğru yolculuğu var. Bu tren 1923'te kalkarken camından Atatürk'ü selamlıyorduk hep birlikte. Bu yolculuk devam ediyor. 16'sında demokrasi treninden inelim ve parlamenter sistemden başkanlığa geçmiş olan, isimlerini bile saymakta zorlandığımız Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle aynı istasyonda buluşalım diyenlere vatandaşın hayır diye demesini ümit ediyoruz. Bunu savunmaya devam edeceğiz. Bundan bir ay öncesine gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sistemde bu yapılan değişiklikle ilgili rejim değişikliğinin iddiasının en temelinde bunun bir tek adam ve tek kişiye verilen kontrolsüz yetkilerin içinde bulundurulduğu bir rejim değişikliği olarak söylemiştik. AKP sürekli bunun bir tek adam rejimi olmadığını iddia ediyordu. Ama yaşadığımız sürecin sonunda artık bunun tek adam olmadığını savunmak mümkün olmayınca dönüp evet bu tek adam ama bunun iyi yönlerini size söyleyelim ve bunu kabul ettirelim noktasına doğru geldiler. Bu ilk başta seçmenlerine doğruyu söylemedikleriyle ilgili bir itiraf zaten. Bundan sonraki süreçte AKP bu tek adamı seçmenine tahakkümle, seçmenine biat et. Biz tek adamı savunuyoruz, evet başta değil dedik ama seni inandıramadık. Ama bunu biz istiyoruz, vereceksin diye bir tahakküm ve baskı kurmaya çalışıyor. Biz bunun Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin zihninden ve vicdanından döneceğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin taktiği ne diye kimse bakmasın. Taktiği şu: güler yüz, içtenlik, samimiyet, inandığını savunma, savunduğunun arkasında durabilme konusunda. Bundan sonra taktiğiniz neydi diye bakmayın. Sahada oynanan güzel futbolla Cumhuriyet Halk Partisi centilmence mücadeleyle, güler yüzüyle haber olmaya ve milletvekilleri sahada bugüne kadar sürdürdükleri yapıcı tavrı sürdürmeye devam edecekler. 2 ila 4 puan geriden başladığımız bir mücadelede 4 puan civarında bir önde olduğumuzla ilgili çok sayıda araştırma geliyor. Ama esas buradaki sorun ki ilk başta bundan 1,5-2 ay önce kesin hayırcılar olarak kendisini, kararım kesin değişmez diyen hayırcıların şu anda sayısı ciddi şekilde 60 ve %42'ler noktasında. Kararım değişmez, kararımı verdim diyen. Oysa bir ay önce kararımızı verdik diyen ve kesin evet diyeceklerin bugün sorulduğunda 28'e düşmüş olması. Rakamlardaki değişim kesin evet kararını ifade etmesine rağmen bir ayda bu konuda bilgilendikçe, dinledikçe, aklı selimle düşündükçe fikir değiştiren ve bir ay öncesinde kesinlikle evet üzerinde konsolide olmuş kitlede bir kırılma ve bir yumuşamadan bahsediliyor. Kararsızların hayıra yönelik dağılımı kadar buradaki farklılaşma son derece önemli. AKP'nin çantada keklik gördüğü ve
üzerinde hiçbir şey söylemediği, ne dersek kabul edeceklerini varsaydığı seçmenin dahi demokrasiden, umuttan ve önümüzdeki süreçte bir tek kişi kararının hatalı olması durumu ile ilgili endişelerinden dolayı fikir değiştirmeye başlaması çok umut verici. Biz bir ay öncesine göre hem sayısal olarak hem moral olarak çok daha güçlü hissediyoruz kendimizi. Yukarıdaki toplantının tablosu devre arasına geride başladığı bir maçta devre arasına önde girmiş olan ve her dakika daha iyi futbol oynayıp birbiriyle dayanışması artan bir ekibin işler yolunda gidiyor. Aman hata yapmayalım, biraz daha bu konuda moralleri yüksek tutalım dediği ve hem kendi taraftarından destek gören bir takımın karşı tribün tarafından da alkışlanmaya başladığı bir süreci yaşadığımızı görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi bir parti meselesi olarak görmüyor. Türkiye'nin geleceği olarak görüyoruz. Sahadaki iki takımın birleşiminin milli takım olduğunun farkındayız. Biz kendi takımımızı bir kenara bıraktık. Milli takımın başarısı için tüm stattan destek bekliyoruz.